7. Bölüm John Sam diye seslendi John yumuşak bir sesle. Hava, kağıt, toz ve mazi kokuyordu. Deri ciddi kitaplarla ve parşömenlerin saklandığı sepetlerle tıka basa dolu olan ahşap raflar tavana kadar uzanıyordu. Kitap yığınlarının arkasına gizlenmiş bir lambadan sarı soluk bir ışık sızıyordu. John elindeki meşaleyi söndürdü. Çok eski ve kuru kağıtlara ateşle yaklaşma riskini göze alamazdı. Işığı takip ederek ahşap kaplı tavanın altındaki dar koridorlarda ilerledi. Giydiği siyahlar onu gölgelerin arasındaki bir gölgeye dönüştürüyordu. Uzun suratlı, siyah saçlı, gri gözlü bir gölgeye. Köstebek derisinden yapılmış siyah eldivenler takmıştı. Sağ elinde bir eldiven vardı çünkü eli yanmıştı. Sol elinde bir eldiven vardı. Çünkü sadece tek eline eldiven taktığında kendisini aptal gibi hissediyordu. Sam Walterley dış duvara oyulmuş gömme odadaki çalışma masasında oturuyordu. Sarı ışık duvara asılmış lambadan geliyordu. John'un ayak seslerini duyunca başını kaldırdı. Bütün gece burada mıydın? Burada mıydım? Sam şaşkın görünüyordu. Kahvaltıya gelmedin. Yatağın da bozulmamış. Rest Semin kaçmış olabileceğini bile söylemişti. Ama John buna asla inanmazdı. Kaçmak bir çeşit cesaret gerektirirdi. Ve Sam cesur bir delikanlı sayılmazdı. Sabah mı oldu? Buradayken anlamak mümkün değil. Sam, sen tatlı bir ahmaksın, dedi John. Sert ve soğuk zeminde yattığımız gecelerde o yatağı çok özleyeceksin. Sam esnedi. Üstad Eamon bazı haritalar bulmam için yollamıştı. Lord kumandana lazımmış. Zaman mefhumunu. John, kitaplara bak. Daha önce böyle kitaplar gördün mü? Binlercesi var. John etrafa bakındı. Kış yarının kütüphanesinde yüzlercesi var. Haritaları bulabildin mi? Ah, evet. Sosis kalınlığındaki tombul parmağıyla masanın üstünü kaplayan kitapları parşömenleri gösterdi. En az bir düzüne. Kıvrılmış bir parşömen açtı. Boyalar soğumuş ama haritacının işaretlediği yabanıl köylerini görebilirsin. Bir kitap daha var. Nereye kayboldu bu? Az önce okuyordum. Birkaç parşömeni kenara itince altta kalan deri ciltli, tozlu kitap ortaya çıktı. İşte bu, dedi saygı dolu bir ses tonuyla. Bu kitap, Gölge Kule'den Donuk Kayı'daki ıssız bölgeye kadar yapılan bir keşfin kaydı. Redwine isimli bir kurucu tarafından yazılmış. Tarihler düşünmemiş ama Kuzey Kralı Doran Stark'tan bahsediliyor. Yani fetihten önce yazılmış olmalı. John, devlerle savaşmışlar. Hatta Redwine ormanın çocuklarıyla pazarlık etmiş. Her şey burada yazılı. Olağanüstü bir özenle kitabın sayfalarını çevirmeye başladı. Haritalar da çizmiş. Bak! belki sen de kendi keşif gezini kaleme almalısın Sam John cesaret verici bir tonla konuşmak istemişti ama buna rağmen yanlış şeyler söylemişti Yarın sabah çıkacakları yolculuk Sem'in hatırlamak istediği son şey bile değildi Parşömenleri rastgele karıştırmaya başladı Başka haritalar da var İyice incelemek için yeterli vaktim olsaydı her şey karma karışık Ben hepsini düzenleyebilirim Yapabileceğimi biliyorum ama zaman alır. Doğrusunu söylemek gerekirse yıllar sürer. Marmont'un haritaları daha erken isteyeceğinden eminim. John sepetten bir rulo aldı. Üzerindeki toz tabakasına üfledi. Ruloyu açarken kağıt tomarının bir köşesi pul pul döküldü. Kaşlarını çatarak ''Baksana bu ufalanıyor'' dedi. ''Biraz nazik ol.'' Sam masanın arkasından dolanıp John'un yanına geldi. Yaralı bir hayvanı tutuyormuş gibi kağıtları dikkatle elinden aldı. Eskiden önemli kitapların nüshaları çıkarılırdı. İhtiyaç duyulduğu zaman kullanmak için en eski olanların en az 50 nüshası yazılmıştır. Bunun nüshasını çıkarmakla uğraşma bence 23 kasa tuzlu balık, 18 kavanoz balık yağı, 1 varil tuz envanter listesi dedisem belki de bir satış faturası. 600 yıl önce kaç kası tuzlu balık yendiğini kim umursar ki? diye sordu John. Ben umursarım diyerek yanıt verdi Sam. Kağıt tomarını özenle dürüp sepete geri koydu. Bu çeşit kayıt defterlerinden çok fazla şey öğrenebilirsin. O zamanlar nöbette kaç adam olduğunu anlayabilirsin mesela. Nasıl yaşadıklarını, ne yediklerini. Yemek yiyorlardı dedi John. Ve tıpkı bizim gibi yaşıyorlardı. Çok şaşırabilirsin John. Bu kütüphane bir hazine sayılır. Eğer sen öyle diyorsan doğrudur, dedi John ama şüpheliydi. Hazinede altın, gümüş ve değerli taşlar olurdu. Toz, örümcekler ve çürüyen deri ciltler değil. "Öyle diyorum," diye parladı şişman çocuk. John'dan büyüktü. Kanunların gözünde yetişkin bir erkek sayılıyordu ama onu çocuktan başka bir şey olarak düşünmek imkansızdı. Büvet ağaçlarına oyulmuş yüzlerin resimlerini buldum. Ormanın çocuklarının konuştuğu dille ilgili bir kitap da var. Bu kütüphanedeki kitaplardan bazıları Hisar'da bile yoktur. Eski Valeyra parşömenleri, binlerce yıl önceki üstadlar tarafından tutulmuş mevsim kayıtları, kitaplar geri döndüğümüzde de burada olacaklar. Bir yere gittikleri yok. Eğer geri dönersek, yaşlı ayı yanına tam 200 deneyimli adam alıyor. Adamların dörtte üçü korucu. Corin yarı merde, gölge kuleden yüz adam getiriyor. Lord babanın boynuz tepedeki kalesinde kalıyor musun gibi güvende olacaksın. Sam Maltarli hafifçe gülümsemeyi başarabildi. Babamın kalesinde de hiçbir zaman güvende değildim. Tanrılar zalim şakalar yapıyor diye düşündü John. Büyük keşif gezisine çıkmak için Canatan Pipe, kurbağa ve daha pek çok kardeş kara kalıyordu ama korkaklığını itiraf etmiş, iğrenç şekilde şişman, çekingen, ata binmekten aciz, kılıç kullanamayan Sen Walterli, tekinsiz ormanla yüzleşmek zorundaydı. Yaşlı ayı yanına iki kafes kuzgun alıyordu. Böylece kara kaleye ile ilgili haberler gönderebilecekti. Üstad Eamon kördü ve bu zorlu yolculuğa dayanamayacak kadar yaşlıydı. Bu yüzden onun yerini kahyası almalıydı. Kuzgunlarla ancak sen ilgilenebilirsin Sam. Üstelik Gren'e mukayet olabilmek için yardımına ihtiyacım var. Sem'in çenesi titredi. Kuzgunlarla sen de ilgilenebilirsin. Gren de ilgilenebilir. Herhangi biri bu işi yapabilir dedi. Çaresi zayıf bir sesle. Size ne yapmanız gerektiğini öğretirim. Sen de okuma yazma biliyorsun. Lord Mormont'un mesajlarını yazabilirsin. Ben yaşlı ayının kahyasıyım. Aynı zamanda yaveri de olmak zorundayım. Atıyla ilgileneceğim. Çadırını kuracağım. Kuzgunlarla uğraşacak vaktim olmayacak. Sam, sen yemin ettin. Gece nöbetçilerinin yeminli kardeşisin artık. Gece nöbetçilerinin yeminli bir kardeşi bu kadar korkmamalı. Hepimiz korkuyoruz. Korkmamak için aptal olmak gerek. Geçen iki yıl içinde keşfe çıkan pek çok korucu kaybolmuştu. Hatta John'un amcası Benjen Stark bile geri dönemeyenler arasındaydı. Amcasının iki adamını ormanda ölü bulmuşlardı. Ama kaleye getirdikleri cesetler gecenin karanlığında canlanmıştı. O geceyi hatırlayınca yanık parmakları kasıldı. Masmavi yanan gözleri ve kara kesilmiş soğuk elleriyle ayağa kalkan ölü otor John'un rüyalarına giriyordu hala. Ama bunu Sema hatırlatmak yapılacak en yanlış şey olacaktı. Korkmak utanılacak bir şey değil. Babam hep bunu söylerdi. Önemli olan korkuyla nasıl baş ettiğimizdir. Hadi sana yardım edeyim de haritaları toparlayalım. Sam başıyla isteksizce onayladı. Kitaplıkların oluşturduğu koridorlar o kadar dardı ki kütüphaneden tek sıra halinde çıkmak zorunda kaldılar. Mahzenin kapısı, kardeşlerin solucan yolu dediği kara kare'nin iç kalelerini ve kulelerini birbirine bağlayan rüzgarlı tünellerden birine çıkıyordu. Solucan yolları yaz mevsimi süresince nadiren kullanılırdı ama kış bambaşka bir meseleydi. Kar kalınlığı neredeyse 15 metreyi bulup kuzeyden esen buz rüzgarları ulayarak geldiğinde bu tüneller Karakale'yi bir arada tutardı. Çok yakında diye düşündü John merdivenleri tırmanırken. Üstad Eamon'a yaz mevsiminin bittiği haberini getiren ulağı görmüştü. Hisardan gönderilen kuzgun hayalet kadar beyaz ve sessizdi. John çok küçük bir çocukken kış görmüştü ama herkes o kışın çok kısa sürdüğünü ve çok hafif geçtiğini söylerdi. Bu kış farklı olacaktı. Bunu iliklerinde hissediyordu. Sonunda dışarı çıktıklarında sem dik basamaklar yüzünden nefes nefese kalmıştı. Sert ve ani bir rüzgar John'un pelerinini havalandırdı. Hayalet, tahıl ambarının önünde yatmış uyuyordu. John'un ayak seslerini duyar duymaz uyandı. Beyaz kuyruğunu dikip yanına koştu. Sam kafasını kaldırıp sura baktı. 200 metreden yüksek, buzlu bir dağ gibi gökyüzüne çıkıyordu. John, surun canlı olduğunu düşünürdü bazen. Sanki kendisine ait ruh halleri vardı. Surun üstündeki buz tabakasının rengi ışıkla sürekli değişirdi. Bazen donmuş nehirler gibi mavi, Bazen eski karlar gibi kirli beyaz, güneş bulutların arkasına saklandığında aşınmış taşlar gibi gri. Sur göz alabildiğince doğuya ve batıya uzanırdı. O kadar büyüktü ki kaleler ve uzun kuleler surun yanında görünmez olurdu. Sur dünyanın sonuydu ve biz surun ötesine gidiyoruz. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıydı ama bulutların arkasındaki kızıl ışık hala görülüyordu. Kara kardeşler kuyruklu yıldıza, yarı şakayla, Mormont'un meşalesi diyordu. Yaşlı adamın tekinsiz ormandaki yolunu aydınlatmak için tanrılar tarafından gönderilmiş olmalıydı. Kuyruklu yıldız iyice parlaklaştı. Artık gündüzleri bile görülebiliyor, dedi Sam, gözlerini elindeki kitapla gölgeleyerek. Kuyruklu yıldızı boşver, yaşlı ayı haritaları istiyor. Hayalet koşarak önlerine geçti. Kale bu sabah terk edilmiş gibi görünüyordu. Korucuların çoğu hazine kazısı yapmak ve devrilene kadar içmek için Köstebek kasabasına gitmişti. Gran'de gidenler arasındaydı. Pipe, Kurbağa ve Halder delikanlının ilk keşif gezisi onuruna ona ilk kadınını ısmarlayacaktı. John ve Semin de onlarla gelmelerini istemişlerdi. Ama Sam fahişelerden, tekinsiz ormandan korktuğu kadar korkuyordu ve John'un da bu işlere bulaşmaya niyeti yoktu. Siz ne isterseniz yapın demişti kurbağaya. Ben yeminime sadık kalacağım. Septin yanından geçerken şarkı söyleyen sesler duydular. Koruculardan bazıları büyük mücadeleden önce fahişelerle birlikte olmak istemişti. Bazıları da tanrılarla. John hangi adamların kendilerini daha iyi hissedeceklerini merak ediyordu. Tıpkı genel eve gitmediği gibi Sep'te de gitmemişti. Onun tanrıları kemik beyazı dallarını gökyüzüne doğru uzatan büvet ağaçlarının yaşadığı vahşi ormanlardaydı. Yedinin gücü surun ötesine geçmiyor diye düşündü. Ama benim tanrılarım orada olacak. Sir Henry Tart cephaneliğin önünde acemilere talim yaptırıyordu. Acemiler dün gece yedi krallıkta dolaşıp nöbet için adam arayan Komi tarafından getirilmişti. Yeni grup bastonuna dayanmış gri sakallı bir adam kardeş gibi görünen iki sarışın oğlan, saten kıyafetleri lekelenmiş genç bir züppe, yere yumruk basan bir sefil ve kendisini şövalye zanneden bir ahmaktan oluşuyordu. Sir Andrew sözde savaşçıya ne kadar çok yanıldığını göstermekle meşguldü. Sir Alistair'dan çok daha yumuşak bir silah ustasıydı. Ama onun dersleri de morluklarla bitiyordu. Sam Tarly, her kılıç darbesiyle irkiliyordu. John dövüşü yakından izliyordu. ''Sence işe yararlar mı Snow?'' diye sordu cephaneliğin kapısında duran Donald Noy. Önlüğünü çıplak göğsünün üstüne geçirmişti. Kesik kolunun kökü ortadaydı. Varil gibi geniş göğsü, kocaman göbeği, yassı burnu ve büyük çenesiyle göze hitap ettiği söylenemezdi. Ama iyi bir dost olduğunu kanıtlamıştı. ''Hepsi yaz kokuyor'' dedi John, Sir Andrew rakibini yere devirirken. Conwy bunları nereden bulmuş?'' Bir lordun Martı kasabasının yakınlarındaki zindanından diye cevap verdi Demir Ustası. Bir haydut, bir berber, bir dilenci, iki öksüz ve bir erkek fahişe. Diyarı bu adamlarla koruyacağız. Öğrenecekler dedi John gülümseyerek. Biz öğrendik. Noy John'u yanına çekti. Kardeşinden gelen haberleri duydun mu? Dün gece Conway ve beraberindekiler kuzeye gelirken pek çok havadis de getirmişlerdi ve ortak salonda bu haberlerden başka bir şey konuşulmamıştı. John ne hissetmesi gerektiğini hala bilmiyordu. Rob bir kral mı olmuştu? Birlikte oyunlar oynadığı, dövüştüğü, ilk çarabını paylaştığı kardeşi. Ama bir annenin sütünü değil. Ben bir derenin kenarında diz çöküp avuçlarımla erimiş kar sularını içmeye çalışırken Rob altın kadehinden yaz şarabı yudumlayacak. İyi bir kral olacak dedi bütün sadakatiyle. Olacak mı gerçekten diye sordu Demir Ustası samimiyetle. Umarım dediğin gibi olur evlat. Bir zamanlar Robert'ın da iyi bir kral olacağını düşünmüştüm ben. Robert'ın savaş baltasını senin dövdüğün söylenir dedi John duyduklarını hatırlayarak. Evet onun adamıydım. Kolumu kaybedene kadar fırtına burnunun demircisi ve silah ustasıydım. Lord Stefan'a hizmet ettim. Deniz onu almadan önce. Üç oğlunu da ilk isim günlerinden beri tanırım. Sana şunu söyleyebilirim evlat. Robert o tacı taktıktan sonra çok değişti. Bazı adamlar kılıçlara benzer. Dövüşmek için yapılmışlardır. Duvara asılıp bırakılırlarsa paslanırlar. Ya kardeşleri? Demir ustası bir an düşündü. Robert gerçekçelikti. Senlis saf demire benzer. Kara, sert ve güçlüdür ama bükülmeden önce kırılır. Renli bakırdır. Parlak, bakması hoş ama satmaya kalksan para etmez. Peki Rob hangi metal? John bu soruyu soramadı. Noy, Bretayanların adamıydı. Büyük ihtimalle Jaffrey'nin gerçek kral, Rob'un vatan haini olduğunu düşünüyordu. Kara kardeşler arasında bu konuları derinlemesine konuşmayı engelleyen sessiz bir anlaşma vardı. Sura, yedi krallığın dört bir yanından adamlar gelirdi ve ne kadar yemin edilirse edilsin, eski sadakatler, eski bağlılıklar kolay unutulur şeyler değildi. Bunu John'dan daha iyi bilen biri olamazdı. Sem'in babası, yüksek bahçeye bağlılık yemini etmiş bir hanedanın lorduydu. Yüksek bahçe lordu Treel, Renne'nin krallığını destekliyordu. Bazı konuları konuşmamak daha iyiydi. Gece nöbetçileri taraf tutmuyordu. Lord Mormont bizi bekliyor, dedi John. Seni daha fazla tutmayayım. Yaşlı ayıyı bekletme, dedi Noy. John'un omzuna vurarak gülümsedi. Yarın sabah tanrılar sizinle olsun. Amcanı bul ve geri getirsin of. tamam mı? Getireceğiz, diye söz verdi John. Lord Kumandan Mormont, odalarını harabeye çeviren yangından sonra Kral Kulesi'ne taşınmıştı. Hayaleti kulenin kapısındaki nöbetçilerin yanında bıraktılar. Yine merdivenler diye sızlandı Sam basamakları tırmanmaya başladıklarında. Merdivenlerden nefret ediyorum. Ormanda hiç merdiven olmayacak dedi John. Lord'un çalışma odasına geldiklerinde yaşlı adamın kuzgunu Snow diye ciyakladı. Mormont kuşun konuşmasını bölerek haritaları bulman çok uzun sürdü dedi Sam'e. Kahvaltısından geri kalanları masanın diğer ucuna itip haritalar için yer açtı. Şuraya bırak daha sonra bakacağım. Küçük ağzını ve daha küçük çenesini sakalının arkasında saklayan korucu Thorin Smallwood, John ve Sam'e soğuk bir bakış attı. Sir Alistair Thorne'un yandaşıydı. İkisinden de hoşlanmıyordu. Lord kumandanın yeri kara kaledir, dedi odaya girenleri hiç umursamadan. Bana kalırsa... Kuzgun kanatlarını çırpıp havalandı. Bana, bana, bana. Bir gün Lord kumandan olursan canının istediğini yaparsın, dedi Mormont. Görüyorsun ki hala ölmedim. Bildiğim kadarıyla kardeşler tarafından yeni kumandan da ilan edilmedin. Ben artık baş korucuyum. Ben Jon Stark kayıp ve Sir Jeremy öldürüldü, dedi Smallwood inatla. Keşif kumandanı ben olmalıyım. Mormont dinlemiyordu. Önce Sir ardından Ben Stark'ı gönderdim, Şimdi de seni yollayıp ne zaman haber çıkar diye bekleyemem. Umudu kesip seni kayıp ilan edene kadar burada öylece oturamam. Parmağını korucuya doğru uzattı. Ayrıca öldüğünden emin olana kadar Ben Stark baş korucudur. Eğer öldüyse onun yerine gelecek adamı ben seçerim. Sen değil. Daha fazla vaktimi harcama. Sabahın ilk ışığıyla yola çıkacağız. Unuttun mu? Smallwood ayaklarını birbirine vurdu. Emredersiniz kumandanım kapıdan çıkarken sanki her şeyin suçlusu oymuş gibi öfke dolu gözlerle John'a baktı. Başkorucuymuş dedi Mormont seme bakarak. Seni bile ondan daha önce baş korucu ilan ederim. Gelip yüzüme karşı keşfe çıkamayacak kadar yaşlı olduğumu söylüyor. Küstahlığa bak. Sana çok yaşlı gibi görünüyor muyum evlat? Mormont'un karaciğer lekeleriyle dolu başından kaçan bütün saçlar gri kümeler halinde çenesinde ve göğsünde toplanmış gibiydi. Narin mi görünüyorum? Sam ağzını açtı ama zayıf bir inleme sesinden başka bir şey çıkmadı. Yaşlı ayı ödülünü koparıyordu. Hayır, hayır lordum diye lafa karıştı John. Siz şey kadar güçlü görünüyorsunuz. Şey, beni kandırmaya çalışma John. Kanmam biliyorsun. Şu haritalara bir bakalım. Mormont hızlıca haritaları karıştırdı. Bütün bulabildiğim bunlar mı? L lordum ben diye kekelemeye başladı Sam. Daha fazla vardı ama düzensiz. Bunlar çok eski diye şikayet etti Mormont. Köyler ve kasabalar değişmiş olabilir ama nehirler, tepeler hala aynıdır dedi John. Haklı olabilirsin diyerek onayladı Mormont. Tarley, götüreceğimiz kuzgunları seçtin mi? Üstad Eamon akşam üstü se seçecek. En iyi kuzgunları istiyorum. En zeki ve en güçlü olanları. Güçlü diye bağırdı Mormont'un kuzgunu. Güçlü, güçlü, güçlü. Olur da ormanda katledilirsek gelecek nesillerin nerede ve nasıl öldüğümüzü bilmelerini istiyorum. Katliam lafı zaten kekeleyen Sem'i tamamen sözsüz bıraktı. Mormont öne doğru eğildi. Tarly, ben daha senin yarı yaşında bir çocukken ağzım açık durursam bir gelinciğin iniyle karıştırıp boğazıma ineceğini söylerdi annem. Eğer söyleyecek bir şeyin varsa söyle. Yoksa ağzını kapat da gelincikler girmesin. Terslenerek elini salladı. Hadi git. Böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Eamon seni bekliyordur. Sam yutkundu. Geri geri yürüyerek odadan çıkmaya çalışırken yerdeki halıya takılıp tökezledi. Bu oğlanın aptallığı da gövdesi kadar büyük mü? diye sordu Lord Kumandan Sam dışarı çıktığında. Aptal! diye öttü kuzgun. Yaşlı adam John'un cevap vermesi için beklemedi. Lord babası Kral Rennie'nin konseyinde yüksek bir mevkiye getirilmiş. Semi elçi olarak yollamayı düşünüyordum ama yollamasam daha iyi. Rennie kekeme ve şişman bir oğlanı dikkate almaz. Sir Arnold'ı göndereceğim. Özgüveni var ve annesi Fosveylerden biri. Kral Rennie'den ne isteyeceksiniz Lordum? Diğerlerinden isteyeceklerimin aynısı. Adam, at, kılıç, zır tahıl, peynir, şarap, yün, çivi. Gece nöbetçileri kibirli değildir. Bize verileni alırız. Parmaklarını masaya vurdu. Eğer rüzgar iyi olursa Sir Alistair çok yakında kral topraklarına varmış olur. Şu Jaffrey denen çocuğun onu dinleyip dinlemeyeceğinden emin değilim gerçi. Lannister hanedanı hiçbir zaman nöbetin dostu olmadı. Sir Alistair onlara yaratığın kesik elini gösterecek. Renly'e gönderebileceğimiz bir el daha olsaydı keşke. Darwin surun ötesinde her şeyi bulabileceğimizi söylüyor. Ah Darwin son orman keşfinden döndüğünde 5 metre boyunda bir ayı gördüğünü de söylemişti. Diyerek güldü Mormont. Kız kardeşimin bir ayıya aşık olduğunu söylemişlerdi. Bu masala bile 5 metrelik ayılardan önce inanırım. Gerçi ölülerin canlandığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek. Ah bir adam sadece gördüklerine inanmalı. Ölülerin yürüdüğünü gördüm ama dev ayıları görmedim. İnceleyen gözlerle uzun uzun John'a baktı. Ellerden bahsediyorduk. Senin elin nasıl? Daha iyi. John köstebek derisi eldivenini çıkarıp elini gösterdi. Kolu parmak uçlarından dirseğine kadar yanık izleriyle kaplıydı. Derisi hala gergin ve hassastı ama iyileşiyordu. Çok kaşınıyor. Üstad Eamon kaşıntının iyi olduğunu söyledi. Yanımı almam için bir merhem hazırladı. Uzun pençeyi kullanabilecek misin? Kesinlikle. John, Eamon'un öğrettiği gibi açıp kapatarak parmaklarını esnetti. Elimin eskisi kadar hareketli olabilmesi için parmaklarımı sürekli çalıştırmalıymışım. Eamon kör olabilir ama işinin ehlidir. 20 yıl daha yaşaması için tanrılara dua ediyorum. İsteseydi kral olabilirdi. Bunu biliyor muydun? John şaşırmıştı. Babasının kral olduğunu söylemişti ama onun küçük erkek çocuk olduğunu düşünmüştüm. Öyleydi. Büyük babası Dorne'u diyara katan ikinci Darren Targaryen'di. Yaptığı anlaşmanın şartları gereğince bir Dorn prensesiyle evlendi. Prenses ona dört erkek evlat verdi. En küçükleri Aemon'un babası Maekar'dı. Aemon onun üçüncü oğluydu. Sana hatırlatırım. Bütün bunlar benim doğumumdan çok daha önce oldu. Smallwood beni sanki bunları görmüş kadar yaşlıymışım gibi göstermeye çalışıyor. Eamon'a Ejderha Şövalyesi'nin adı verilmiş. Evet öyle. Bazıları Kral Daeron'un gerçek babasının değersiz Aegon değil Prens Eamon olduğunu söyler. Bu doğru bile olsa bizim Eamon'da Ejderha Şövalyesi'nin savaşçı doğası yok. Üstad yavaş bir kılıcı ama çok hızlı bir zekası olduğunu söylemekten hoşlanır. Dedesi onu paketleyip Hisar'a yollamış. 9 ya da 10 yaşındayken sanırım. Taz sırasında da 9 ya da 10'uncuydu. Üstad Eymen yüz yaşını geçmişti. Kırılgan, güçsüz, yaşlılıktan ufalmış, kör adımın bir zamanlar küçük bir çocuk olduğunu hayal etmek zordu. Mormons devam etti. İlk velihat olan en büyük amcası bir turnuva kazasında can verdiğinde Eymen kitaplarıyla meşguldü. İlk velihat arkasında iki erkek evlat bıraktı. Ama çok zaman geçmeden oğlanların ikisi de büyük bahar salgınında öldüler. Aynı salgın kral Daeron'a da aldı. Böylece taht kralın ikinci oğlu Eris'e geçti. Deli kral Eris mi? John'un kafası karışmıştı. Eris Robert'tan önceki kraldı. Yakın zamandan bahsediyorlardı. Hayır, hanedanından bu isimle anılan ilk kral Eris'ten bahsediyorum. Robert'ın tahttan indirdiği ikinci Eris'ti. Kaç yıl önceydi? 80 yıla yakın dedi yaşlı ayı. Ve hayır ben hala doğmamıştım ama Eamon'un üstad zincirinde bir düzineye yakın halka vardı. Aerys gelenekler gereği kendi kız kardeşiyle evlendi ve 10 küsür yıl tahta kaldı. Bizim Eamon üstad yeminini etti ve bir lordun hizmetine girmek için hisardan ayrıldı. Amcası sebebi bulunamayan bir hastalık yüzünden aniden ölünce Kral Daeron'un dördüncü oğlu yani Aemon'un babası Maekar tahta geçti. Yeni kral bütün oğullarını yanına çağırdı. Hepsinin konseyde görev almasını istiyordu. Ama Üstad Aemon teklifi reddetti. Yasalar gereği yüce üstata ait olması gereken mevkide oturmanın bir çeşit işken sayılacağını söyledi. Ve en büyük abisi Daeron'un kalesinde göreve başladı. Daeron da öldü bir fahişeden kaptığı frangi yüzünden galiba. Arkasında bıraktığı tek varis yarım akıllı bir kız evlattı. Sıradaki veliat Eryan'dı. Canavar Eryan mı? Jon bu adı biliyordu. Ejderha olduğunu zanneden prens, yaşlı dadının en dehşet verici hikayelerinden biriydi. Jon'un küçük kardeşi Bran bu hikayeye bayılırdı. Evet ama o kendisine parlak alev eğrın denmesini tercih ediyordu. Dostları ile birlikte olduğu bir gece ejderhaya dönüşeceğini söyleyerek bir kavanoz çılgın ateş içti. Ama tanrılar merhametliydi. Onu bir cesede dönüştürdüler. Henüz bir yıl bile geçmeden Kral Meykar bir ayaklanma sırasında öldürüldü. John'un tarih bilgisi kötü sayılmazdı. Kendi üstadı onu yeterince eğitmişti. Büyük konsey yılıydı dedi. Lordlar Prens Aaron'ın küçük oğlunu ve Prens Darren'ın kızını yok sayarak Tacı Aegon'a vermişlerdi. Evet ve hayır. Önce tacı gizlice Aemon'a teklif ettiler. Aemon reddetti. Tanrıların onu hükmetmek için değil, hizmet etmek için yarattığını söyledi. Bir yemin etmişti ve yeminini bozmayacaktı. Yüce rahip onu azat edeceğini söylemesine rağmen Aemon kararından dönmedi. Aklı başında hiçbir adam Erya'nın kanlı tahtında oturmak istemedi. Derya'nın kızı erkek olmamasının yanı sıra eksik akıllıydı. Böylece tacı Eamon'un en küçük kardeşi Aegon'a vermekten başka seçenekleri kalmadı. Ona benzersiz Aegon adını taktılar. Dördüncü erkek evlattan olma dördüncü erkek evlattı. Üstad Eamon kardeşinin yönetimine karşı olanlar tarafından kullanılmak isteneceğini biliyordu. Bu yüzden Sur'a geldi. Erkek kardeşi, yeğeni, yeğeninin oğlu sırayla tahta oturup sırayla ölürlerken o burada kaldı. Ve Jaime Lannister ejderha krallarının sonunu getirdi. Kral dedi kuzgun. Uçup Mormont'un omzuna kondu. Tekrar kral diye bağırdı kafasını ileri geri oynatırken. Bu kelimeyi seviyor dedi Jon gülümseyerek. Söylemesi kolay bir kelime, sevmesi de kolay. Bence sizin taç giymeniz gerektiğini düşünüyorlardım. İhtiyarda hali hazırda üç kral var ve ikisinden hiç hoşlanmıyorum. Mormont parmağıyla kuzgunun boynunu okşadı ama bakışlarını Jon Snow'un üstünden ayırmadı. Jon kendini garip hissediyordu. Lordum, bana Üstad Eamon'un hikayesini neden anlattınız? Bir sebep olmak zorunda mı? diye sordu Mormont kaşlarını çatarak. Kardeşin Rob, Kuzey Kralı ilan edildi. Üstad Eamon'la ortak bir yanınız var. İkinizin erkek kardeşi de kral. İkimiz de aynı yemin ettik. Ortak noktamız bu. Yaşlı ayı yüksek sesle güldü. Kuzgun havalanıp odanın diğer ucuna uçtu. Bozulduğuna şahit olduğum her yemin için bir adam verselerdi, sur asla savunmasız kalmazdı. Rob'un kış yarı lordu olacağını hep biliyordum. Mormont ıslık çaldı. Kuzgun geri dönüp tekrar adamın omzuna kondu. Lord olmak başka, Kral olmak başka. Cebinden bir avuç mısır çıkarıp kızgını uzattı. Sen siyah zırhının içinde yaşayıp aynı zırhın içinde ölürken Rob'u ipeklere, satenlere, kadifelere saracaklar. O bir prensesle evlenip baba olacak. Ama sen asla evlenmeyeceksin. Asla çocuk sahibi olmayacaksın. Rob hükmederken sen hizmet edeceksin. Ona majesteleri diyecekler, sana kara karga. Ozanlar onun adına şarkılar yazacaklar. Ama senin bütün kahramanlıkların unutulacak. Bana bütün bunlardan hiç rahatsız olmadığını söyle John ve ben de sana yalancı olduğunu söyleyeyim. Gerçeği biliyorum. John bir yay kadar gergin halde ayağa kalktı. Bunlar beni rahatsız ediyor olsa bile ne değişir? Ben bir piçim. Bir piç olarak ne yapacaksın peki? Rahatsız olacağım dedi John ve yeminime sadık kalacağım. 7. bölümün sonu